Merhaba. Evet, mantarımız Lactarus volamus tirmit mantarı değerli arkadaşlar. Sütlü tirmit. Bakın şu sütüne bakın arkadaşlar. Çok güzel bir mantar. Bizler şu anda Istranca ormanlarında bu güzel tirmiti rastladık. Evet, mevsim şu an Haziran'ın son haftasında. Şöyle sütlü, üstü kadifemsi, çok güzel mantarlardan birisi arkadaşlar. Tirmit mantarı diye geçiyor. Sütlü tirmit diye geçiyor. Rengi açık kahverengiye yakın. Lamel yapısı sık ve berelendiğinde de hemen bakın şöyle. Hemen bir bereleme yapayım şöyle. Bakın nasıl süt akacak. Arkadaşlar nadir, bakın nasıl süt. Nadir, şöyle göstereyim. Çiğ yenebilen çok nadir mantarlardan biri. Bakın arkadaşlar süte bakın. Müthiş bir sütü var. Çok güzel, çok lezzetli. Şöyle yağda da kavurup da yiyebilirsiniz. Tirmit mantarı. Lactarus volamus. Evet, güzel, sütlü bir mantar. Muhakkak tadına bakabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin arkadaşlar. Şöyle küçük örnekleri var. Kokusu çok güzel. Tekrar edeceğim. İç lamel yapısı harika. Müthiş sütlü tirmit mantarı. Lactarus'ların en sevdiklerimden. Bulursanız kaçırmayın. Özellikle şöyle direkt tavaya atın. Doğrayın. Hızlı bir şekilde yağda bir kavurun. Öte bere pişsin derler ya. Aynen o şekilde pişirin yiyin. Çünkü az önce söylediğim gibi hepsini kemirmek istemiyorum ziyan olmasın diye. Şöyle daha önce ısırdıklarına bakın, şöyle bir daha gösteriyorum. Şöyle bakın, hemen sütünü görüyorsunuz arkadaşlar. Harika bir süt. Evet, çiğ yenebilen nadir mantarlardan değerli arkadaşlar. Lactarus volamuslar, tirmit mantarı bulduğunuzda deneyin. Tanım için yine rusturaların temel özelliği neydi arkadaşlar? Birincisi, bütün rusturalar için geçerli. Lactarus da bir rustula olduğu için en temel özelliği. Sapı tebeşir gibi kopuyorsa rustuladır. Bu da öyle koptu. Bu da rustuladır. Tirmit mantarı deneyin. Teşekkür ederim. Şimdi tekrardan sütlü tirmit yapıyoruz. Üste de gayet güzel tavuğumuz çevirme şeklinde pişiyor. Yine de güzel bir çayımız demleniyor. Evet, şu sesi çok seviyorum. Şu sese bayılıyorum. Evet, harika. Mantar yağla buluşuyor. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Her şey yolunda şu anda. Evet, çok güzel. Evet, birazdan devam edeceğiz. Piştikçe evet, göreceğiz. Buluşmamızda tirmitlerimizi doğradık. Lactarus volamus. Çok da güzel oldu. Doğradık. İçine biraz soğan attık. Biraz yağ. Şu anda da karıştırıyoruz. Bakın şöyle. Bol bol karıştırıyoruz. Pişmesine yakın tuz ilave edeceğiz değerli arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzel. Çok güzel. Alevli ateş her zamanki gibi. Tekrar ediyorum. Küçük küçük doğradık. Evet, tirmitlerimiz oldu. Gayet güzel. Birazdan acelemiz de var. Şu an tuzdan atıyoruz. Ve son bir karıştırmasını yapıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Evet, gayet güzel. Şöyle. Evet, her şey güzel. Her şey yolunda. Şöyle biraz içeri biraz dışarı, hiç fark etmez. Tirmitimiz bol. Üstte de müthiş tavuklarımız oldu. Her şey şu an çok güzel. Evet. Teşekkür ederim.